yazdım. Ya hiç önemli değil ya. Hoş bulduk. Hoş geldin. Vallahi arkadaşlar hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Biz de şimdi Türkiye, Kürdistan her yerde bu ekmek ve adalet kampanyasıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emekçileri tarlada, bağda, bahçede, çiftçiyi ürettiği yerde böyle ziyaretlerimiz oluyor. Bugün de biz sizleri görmek istedik, sizleri ziyaret etmek istedik ve aslında biz sizi dinlemeye geldik. Zaten ama genel olarak hani bir askeri ücret kime yetebilir ki? Ne bir sigorta var, yemeğimiz bize ait. Sabahtan akşama kadar böyle sürünüyoruz tarlada. Domates ektim. Ama paramı çıkartır mı bilmiyorum şu an. Ben gelip çalışıyorum. Belki yemyeleri bile ödeyemeyeceğim. Çiftçi olarak ben de kendimi ekiyorum. Yani durumumuz çok vahim. Ne olacak bilmiyoruz. Çöpü bile alıyorlardı. Şimdi hiçbir şey almıyorlar. Tarlada bırakıyorlar. Mesela benim 20 dönüm domatesim orada duruyor. Kamyon vermiyorlar. Almıyorlar. Kimse almıyor domates. Bu hem bizi mağdur ediyor çiftçiler olarak, hem çalışanı mağdur ediyor. Yemyeler ucuz oluyor. Çalışma şartları daha ağır oluyor. Hepsi öyle yani. Yani biz bu yaşta bu kadar çalışıyoruz. Daha 14 yaşındayım. Benim okula gitmem lazım yani. Daha okulum kapalı yani. 14 yaşında mesela bunlar da arkadaşım. Onlar da çok küçük. Onlar da bu yaşta yapıyorlar. Ailemiz büyük. 10 aileyiz. Biz 10 aile oldukça babam tek başına çalışıyor. Biz yetişemiyoruz o aile. Yani mecburen biz de çalışıyoruz bu yaşta yani. Okulu bıraktık yani. Çiftçi, küçük çiftçiler zor durumda. Küçük çiftçi, küçük üretici zor durumda. Ekilen domates yerden kalkmadı. Salça fabrikaları biz ne kadar ucuza alırız diye birbirleriyle anlaşma sağlıyorlar ki domatesi ucuz alsınlar. Biber yerden kalkmadı. Şimdi hal böyle olunca biz de bu dönemde DEM Parti olarak çiftçinin, işçinin, üreticinin, emekçinin, kadınların, gençlerin ve çocukların, en çok da çocukların sorunlarını dile getirmek istiyoruz. Dile getireceğiz, getiriyoruz da. Bu konuda biz gelip burada tarlaları da dolaştık. Hem burada hem de bölgede gittik. Kürdistan bölgesinde de dolaştık. Bu kampanyamızın adı Ekmek ve Adalet. Bu ülkenin ekmeğe de adalete de ihtiyacı var. Ne yazık ki ekmek de yok, adalet de yok. Bugün 13 yaşındaki bir kız çocuğu eğer burada mecbur kalıp çalışıyorsa bir adaletten biz bahsedemeyiz. Biz her konuda sizlerin yanındayız. Gücümüz yettikçe bu konuda sesimizi daha güçlü Türkiye'nin her yerine duyurma konusunda, bu konuda haklarımızı alana kadar da mücadele etme konusunda sizlerle birlikteyiz. Birlikte olmaya da devam edeceğiz.